Bugün sizlere vermek istediğim müjdeleri daha fazla geciktirmek istemiyorum. Diğer bakanlıklarımızın 2022 faaliyetleri ve 2023 hedefleri ile ilgili bölümü onları bir sonraki inşallah toplantımıza bırakıyorum. Bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bakıyorum Enerji Bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan. Hızlan biz de inşallah artık Filyos'a mı gideriz? Farklı bir yere mi gideriz? Nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine, uluslararası işbirliklerine kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Bu anlayışla petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Yere adım atmadık karşımıza çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle açtık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. Hamdolsun. Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz Çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına ona da başladık. Ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik. Kara da olacak. Bir zamanlar kara da buluyorlardı. Ondan sonra burada bir şey yok deyip betonu atıyorlar. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik. Bu arada Sakarya Gaz Sahası'nda yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çay Cuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü Yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma bir sondajında denizin 3.023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah. Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık? Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz daha önceki rezervimizle ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. <laughs> Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize ne yapacağız? Entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla buraya dikkat edin. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Burası çünkü çok farklı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı bir trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 2023 çok önemli. Evet, 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. İki tane sismik araştırma ile birlikte. Bununla yetinmeyecek Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen Milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. Yerli gazımız son dönemde önemli mesafe kat ettiğimiz enerjide merkez ülke hedefimize büyük katkı sağlayacaktır. Halihazırda 7 uluslararası doğal gaz boru hattımız 4. LNG tesisimiz, iki yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz ve organize toptan doğalgaz satış piyasamızla enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Biliyorsunuz. Türk akım nereye gelecek? Trakya. Orası bir hub olacak. Oradan da nereye? Batıya. Bizden gidecek. Rusya'yla işbirliğimizle bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği bir pazar kurmaktır. Bu piyasaya dahil olacağını açıklayanlar yanında yeni ülkelerin de sistemimize eklenmesi için hummalı bir enerji diplomasi yürütüyoruz. Türkmenistan'a niye gittik? Avazaya niye gittik? Bu adımları atmak için. İşte orada da Türkmenistan Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın Akdeniz'in Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil, enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. Daha önemlisi sadece son 20 yılda yaptığımız petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, geliştirerek kullanmaya devam edeceğiz. Denizlerdeki doğal gaz çalışmaları yanında karada da petrol arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyoruz. Son 20 yılda yaptığımız Yeni keşifler ve mevcut sahalarımızdaki üretim artışlarıyla ham petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'ndaki iki yeni keşfimizle birlikte günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık. Ey Allah'ım. Gabarda teröristlerle savaşırken şimdi petrolü bulduk. Nereden nereye? Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur. Biz mevlamızı bulduk. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibariyle dikkat edin 80 bin var ile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi petrol üretimimizi 100 bin var ile çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aziz milletim, bugün bir müjde de tabii bu arada ben Türkiye Petrollerinin tüm mensuplarına yani Enerji Bakanı'mdan bakan yardımcılarına, tüm ekiplerine özellikle şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yani gerek denizde gerek karada bu yapılan çalışmalar sıradan değil. Büyük emek var. Bugün tabii bir müjde de çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrası küresel emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi Yeni araçları devreye sokarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen çiftçi kardeşlerim özellikle bunu size hatırlatıyorum. Gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi yeni bir adımla çiftçilerimizin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapıyor hem de fiyat sabitlemesine gidiyoruz. Tarım kredi kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitro power kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde %13 13'e varan indirim uygulayacak. Gıda Tarım, Hayvancılık Bakanım bu işi yakın takibi olması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde beşe varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında Üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. Bir diğer müjdemiz de tüketicilerimize tarım kredinin 1520 kooperatif 400 mini kop veya kop mini 250 kop bakkal olmak üzere toplam 2170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri. Bilindiği gibi tarım kredi kooperatifleri sadece üretim öncesi çiftçimize destek olmakla kalmıyor. Ürünü de alıp işleyerek marketlerinde satışa sunuyor. Bir başka ifadeyle üretici Tarım kredi tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor Böylece kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3000'e bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır üreticilerimize ve tüketicilerimize verdiğimiz bu müjdelerin de hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak aile destek programı ödemelerini yılbaşından önce çekiyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan yardımlar arasında yer alan barınma desteğini prefabrik ev yapımında 150 bin liradan 200 bin liraya beton arme ev yapımında 200 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Ev onarımları için verilen destek tutarlarını da 35 bin ile 100 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Bu düzenlemelerin de hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.